83 760 90 ve 91. Albaraka bereketli Ramazanlar diler. Değerli kardeşlerim, programımızın üçüncü ve son bölümüyle huzurlarınızdayız. İkinci bölümde kaldığımız yerden devam edeceğimizi ifade ettik. Vahyin şahsiyet inşası üzerinde konuşmaya gayret ediyoruz. Vahyin dönüştürücülüğü üzerinde konuşmaya gayret ediyoruz. Hocam, bu bağlamda bu şahsiyet inşası ile alakalı kişinin kendi farkına varması, benini fark etmesi anlamında Kur'an'ın özel vurgularının bulunduğunu ifade etti. Hani bu biraz soyut ifadeler oldu. Biraz daha bunu müşahhaslaştıralım. Birkaç örnek üzerinde duralım. Örnekle beraber anlatırsak daha rahat anlaşılacağını, daha kolay sindirileceğini düşünüyorum. Ne dersiniz hocam? Bu konuda birkaç örnek üzerinde duralım inşallah. Aslında şahsiyet inşası öncelikle Kur'an'ımızdaki peygamber kıssaları şahsiyet inşasında en büyük bizim için kılavuzdur. İki, Efendimizin bütün hayatı şahsiyet inşasında müthiş anekdotlarla doludur. Birini mesela ben size arz edeyim. Uhud, Efendimizin ilk mağlubiyet tattığı müthiş bir olay ve Uhud'dan dönüyorlar. O akşam Efendimiz bir irade buyuruyor ve diyor ki bu akşam geldiğimiz gibi gerisin geri gidip düşmanı takip edeceğiz. Ama Uhud'a katılmayanların bu takibe katılması yasak diyor. Sahabe dökülmüş. Ayakta tek fert yok diyecek kadar herkes yaralı bereli. Tabiri caizse uçan kuşa muhtaç olan Efendimiz şahsiyete kararlılığın çok önemli olduğunu, mücadele katılmayanın, sıkıntıya gelmeyenin, düşmanla mücadele etmeyi göze almayanı burada adını bile anmıyor. Böyle bir ihtiyaç anında bile onları gündeme taşımıyor ki onlar Uhud'dan dönen tabii, kaybetmişlerdi evet, zor zamanda. Uhud'dan dönen 300 insan var Medine'de. 300 insan direk, dinlenik, dinamik. Resulullah diyor ki özellikle onları kastederek takibe girmeleri yasaktır diyor. Ve takibe gelen bir örnek arz edeyim. Abdullah bin Sehl 6 yerinden yaralı. Kardeşi Rafi' bin Sehl 11 yerinden yaralı ve takibe katılıyorlar. Abdullah 11 yaralı kardeşini sırtında 8 mil taşıyarak Hamra'ül Esed'de Efendimiz'e ancak kavuşuyor. 11 yaralı kardeşini 11 yerinden yaralı kardeşini. Evet, 11 yerinden yaralı olan Rafi'yi 6 yerinden yaralı Abdullah sırtında taşıyarak Efendimizin bu emrini ifa için can atıyor. Şahsiyet bu. Yani mücadele etmek şart. Düşmanla muhatap olmak şart. Kararlı olmak şart. Ve bu uğurda bedel ödemek şart. Bedel ödeyen insan dünyada şahsiyet kazanır. Ahirette cennet kazanır. Ve yarın çok salih amelsiz imanın evet, bir işe yaramayacağının en kestirme örneklerinden evet, bir. Bariz bir örneğim. İmanınız teste evet, tabi tutulacak. Yarın Allah nasip ederse
Üsküdar Belediyesi ile Akabe Vakfımızın organize ettiği müthiş bir vefa örneği sergilenecek. Üsküdar Özbekler Tekkesi'nde. Ne yapılacak orada? Bir şahsiyet sembolü, bir şahsiyet abidesi. Ama rengi bizden değil. Bizim gibi yaşamıyor ama müthiş bir şahsiyet abidesi olan Zenci Musa. Çok enteresan. Evet. Bu zat Sudanlı. Ama Libya'daki Trablusgarp savaşında İtalyanlara karşı Osmanlı askerleriyle beraber. Onun peşinden Balkan'da bu koca yiğit gene orada. Çanakkale'de isimsiz bir kahraman gene Zenci Musa ve Hicaz savaşlarında ve de ta Yemen'e kadar Tevfik Paşa'ya 300 bin Osmanlı altınını uçuran, ta İstanbul'dan Yemen'e bunu ulaştıran müthiş bir yiğit. Yiğit de nasıl yiğit? İsimsiz bir yiğit. Allah rahmet eylesin. Bize bir numune-i imtisaldir, bir derstir, roldür bu zat. Ve bu insan bütün bu savaşlardan sonra İstanbul'da, gümrükte, Karaköy gümrüğünde hamallık yapıyor. Bir gün, biliyorsunuz 1918'lerde İstanbul'umuz da İngilizler tarafından işgal edildi. İşgal komutanı General Harrington gümrüğü gezerken buna gösteriyorlar. Diyorlar ki şu Yağız siyah delikanlı var ya, 300 bin Osmanlı altınını Yemen'e kaçıran bu adam diyorlar. General Harrington bizzat gelip yanına diyor ki, yiğit diyor, bizimle işbirliği yaparsan seni altına boğarım. Seni altına boğarım. Hamallık yapıyor. Hasta. Ve bir müddet sonra da veremden öldü bu insan. Ben seni altına boğarım. Allahu Ekber. Bir cevap veriyor Mehmet'im. Müthiş bir cevap. Her teklif herkese yapılmaz. Diyor. Ağzından çıkanı kulağın duysun. General diyor. Ben fiyatı olan satılık bir mal değilim. Benim değerim var. Benim imanım var. Ve ben Osmanlı neferiyim. Kaldı ki bu iş burada bitmedi. Sizinle mücadelemiz daha devam edecek diyor. Müthiş bir cevap ya. Hazreti Peygamber'in Mekke müşriklerine verdiği o balyoz gibi cevabın Zenci Musa'daki yansıması. Evet. Dolayısıyla Allah Resulü'nün hayatını günümüze taşımış müthiş bir şahsiyet abidesi. Aynı olayı şu andaki Kahramanmaraş'taki dostlarımızın iftarları mübarek olsun. Onlara da selam olsun. Bir abide şahsiyet cevap da oradan geliyor. Davulcu Halil. 12 Şubat'ın simge insanı bu insan. Fransızlar Gaziantep'e girerken bir avuç yalın ayak, ayak takımı davulcu Halil'e gerek diyorlar ki Fransızlar geliyor, hadi vur davulunu, onları karşılayalım. Davulcu Halil'in verdiği cevap çok müthiş. Siz satılık adam mı arıyorsunuz? Siz satılık adam mı zannettiniz beni? Davulumu altınla doldursanız vallahi bir adım atmam küffar için diyor. Şahsiyet bu. Evet. Sevgili Mehmet Bey. Dolayısıyla şahsiyet Müslümanın görünen yüzüdür. İman sadakatidir. İman sadakatidir. İmanın şahlanışıdır. Dolayısıyla Efendimiz bu mevzuda güzel bir söz söylüyor. İnsanlar develere benzer. 100 tanesi bir arada bulunur da içlerinden binecek bir tanesini bulamazsın. Dolayısıyla yığınlara bakmak değil, yığınlar içerisinde bir yiğit olmak önemli. Ve o bir
kalan 99'a değil 999'a bile bedeldir. Onun için Efendimiz ikide bir şu duayı yapıyordu. Ya Rabbi, iki Ömer'den biriyle dinini destekle. İki Ömer'den biriyle dinine destek lütfet diye yalvarıyordu. Birisi Hazreti Ömer, Ömer bin Hattab, birisi de Amr bin Hişab, Ebu Cehil. Demek ki başka bir sözünde Efendimizin, cahiliyede insanlar madenlere benzer. Cahiliyede elmas olan imanda da elmas değerindedir. O hizmeti lütfeder buyurduğu gibi. Demek ki geçmişinde madeni ne ise insanın, İslam ile şereflenmesiyle de aynı değeri göstereceğini, ki Hazreti Ömer o ikbali, o gayreti, o salabeti bu dine lütfetti biliyorsunuz. Dolayısıyla Efendimiz burada yığınları okumada ve yaptığı dua ile aradığı o yüzün içerisinde bir yiğiti nasıl özlediğini ifade etmesi, şahsiyetin bu dinde ne kadar önemli olduğunu gösteren çok açık bir örnek sevgili Mehmet Bey. Evet, kıssalarla ilgili çok önemli örnekliktir bunlar, evet, dediniz. Kıssaların hayatı inşaya bu anlamda çok büyük katkısı var, evet, dediniz. Şimdi bu verdiğiniz örnekleri bir taraftan düşünürken ben de bir iki kıssayı şöyle düşündüm. Buyurun. Hazreti Nuh'a etrafındakiler diyorlar ki bu ayak takımı çapulcuları yanından kov. O da diyor ki sizin hatırınıza vitrin değiştirecek değilim. Ve ma ene bi taridil müminin. Ben müminleri yanımdan kovmam diyor. Eyvallah. Hazreti Nuh'un kıssasında alınacak, evet, en önemli ders adamına sahip çıkmak, evet, vitrin peşinde değil, kemiyet peşinde değil, evet, keyfiyete ram olmaktır. Evet. Çok önemli bir örnekliktir Hazreti Nuh'ta. Bir de Firavun'un hanımının örnekliği vardır Tahrim suresinde. Orayı okurken hep yüreğim cız eder benim, bu nasıl bir hanımmış diye. Firavun'un o tarif edilemez ihtişamlı saraylarını elinin tersiyle itip izgalet Rabbi bini li indeke beyten fil cenneti. Allah. Ben saraylara değil cennette bir eve talibim diyebilen, evet, şahsiyet abidesi bir hanımdı. Firavun'un hanımı Hazreti Asiye. Her şeyi itebilen. Evet. Aynı örnekliği Allah Resulü'nün hayatında görüyoruz. Biliyorsunuz Ebu Cehil'e çok önem verdi. Çok uğraştı Efendimiz, evet, ama nasip olmadı. Bir gün Ebu Cehil Efendimiz'e diyor ki, ya Muhammed, ben diyor sana bağlanırsam, imana gelirsem benim için ne var? Allah Resulü hiç düşünmeden, herkes için ne varsa sana da o var. Evet. Herkes için ne varsa sana da o var. Benzer bir hitabı da Ebu Leheb'e yapmıştı da adam, evet, çıldırmıştı yani. Evet. Dolayısıyla Efendimiz'in hayatında da böyle şahsiyet abidesi müthiş cevaplar vardır. Dolayısıyla bize düşen vazife şahsiyet olmaktır. Bu insanlığa örnek ve önder olmaktır. Ve bu uğurda mücadelenin kaçma değil, düşmandan sıvışma değil, bilakis kim var dendiği zaman ben varım diyebilecek iradeyi göstermek şahsiyetin en büyük özelliğidir sevgili Mehmet Bey. Evet, benim olmadığım yerde kimse yoktur duygusuyla, evet, hareket edebilmektir. Evet. Dolayısıyla biz burada şahsiyet olarak mükemmellik iddiasında değil. Şahsiyet zaten mükemmel olduğunu da söylemez. İşte Zenci Musa, ona Ali Said Paşa diyor ki, hasta, hamallık yapıyor. Gel diyor, sana maaş bağlayacağım. Benim yanıma bir gelsene diyor. Verdiği cevap, ben bu fakir milletin diyor parasını alıp da yan gelip yatamam. Dolayısıyla şimdi beleşe alışmış bir nesil, evet, bunları duyduğu zaman masal, evet, zanneder. Evet. Nerede beleş oraya yerleş. Evet. Yani bu imanla bağdaşmayan ciddi bir tezattır bu sevgili Mehmet Bey. Dolayısıyla bize düşen görev kusursuzluk değil, kusurlu olduğumuzu bilmek.
hatalı olduğumuzu, aciz olduğumuzu bilmek en büyük erdem ve şahsiyet göstergesidir. Bunun gene en güzel örneğini Kur'an'ımız lütfediyor. Hazreti Adem hata etti. Ama hatasında ısrar değil, tevbe etti, pişman oldu, itiraf etti ve adam oldu. Evet. İblis de hatasında ısrar etti, şeytan, inat etti ve de savundu, şeytan oldu. Öyleyse yolumuzu çizelim. Adam mı olacağız? Şeytan. Şeytan mı olacağız? Adam evet. olmak, şahsiyet sahibi olmaktır. Rabbim onu nasip etsin inşallah. Amin. Mehmet Bey. Çok teşekkür ediyorum kıymetli hocam. Vahyin inşa etmek istediği şahsiyet üzerinde güzel bir sohbet olduğunu düşünüyorum. Yakın tarihimizden de, peygamberimizin hayatından da, kısmen peygamberler tarihinden de örneklendirerek İslam'ın vahyin şahsiyet inşasına dair sunumlarından kardeşlerimize aktarımlarda bulunmaya çalıştık. Şahsiyetli olanlardan olmamızı niyaz ediyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın değerli kardeşlerim. İstanbul için iftar vakti. Albaraka bereketli iftarlar diler. Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, Allahu ekber. Eşhedü en la